Sar yaylan ben seni aylayamadım başım. Parikem vay vay. Oh, yavru palazımı da avlayamadım. Sen de bu güzellikte, ben de bu gençlik varken vay 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 vay. Alırım ahtımı da koymam senden sevdiğim. Sürmelim of of of. Adilber of. Ama gene sen bilin vay. Seni yaylayamadım başım kariken. Oh,
varken vay vay vay. Alırım atımı da koymam senden. Ay gelin, ay gelin. Acelinin oğlu ismini asıl kimlikte Durasan. Ama Hasan geçti. Şimdi de Aşık Hasan diye benim bir dergi çıktı. Nasrettin olan kırda. Onun için şimdi Rüfe'yle izlikle 20 adet beste var. O besteyi de işte ilerledebilirdim diye uğraşıyoruz. Onun için şimdi bu mahallede işte buradayız. Çalışıyoruz, geziyoruz. Başka bir yapacağımız yok. Ne bestesi yaptık? Altını yedim mi Karacaoğlan'dan derledi. Kalan hep kendi kızım var. Şey benim nasıl bu diye. Burada bu karakola gittik geldik. Orada yazdım. Sabrıyla söyledi bu nasıl bu. Kara böyle düveller ve niye öveller? Ki benden kız almayın. Her çıpır atın. Düveller diye söyledik. Herhalde onlarla çarptı. Şimdi de hepsini unuttuk. Biraz 25 sene şey yaptık. Dert çektik. Yazmadın mı bir yere? Yazdım da kaseti okuduk. Kaseti ya şey yaptık, kopaktırdık, bir teyip aldık. Olmadı. Almanya'dan teyip getirdik. Onu da daha önce yapıştıracağım da onu oradan tekrar ezberleyeceğim o türlüyü. Ya 20-22 falan var ama temiz olarak da 20 tane. Aklında var mı hiç öyle? Hepsini unuttum. Hepsini unuttun? O derdi için. Şimdi yazman hiç yoksa? Sazı da boş verirdik o zamandan beri. Yeni yeni sazı yenilemeye başladık. O türküler biraz aslında ezberleyeceğiz. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Şimdi var mı hiç aklında öyle ufak? Aklımda hiç kalıtıyor. Güzel sözler var. Mesela Beşi Erik'ten ben istemem yürüttüm. Yürüyün bayram, zıkkım olsun ayran diyoruz. Baş kelimeleri. Yine davşan derekine, kulaklar dikine, kızlar yanak besler, oğlanların dışına. Şimdi ben yürürüm. Yürüklüğümde bizim Antalya'dan gelme. Orada başka yürüklerle kavga etmişler. Konya'ya çıkmışlar, Konya'dan dağılmışlar. 5 kardeş, 7 kardeş, bir babaları var hepsinin. Birisi Karaman'da kalmış. İkisi de bu Mersin üzerine gitmiş. Ötekinlerin de dördü şeye gitmiş. Fethiye tarafına. Bir de kızları varmış bir tane. Kızı Fethiye'de ne vermişler? Ötekinler de Finike'ye yerleşmişler. Yani şimdi gitsem Finike'de hepsi başka yabancı, bir tane yabancı yok diyorlar. Buraya bizim ala gelen oldu. O söyledi bana da. Yani hep akraba oldu, orada oldu yani toplakta. Bıyıklar da bizim o sülaleden geldi. Burada Gedik Mehmet vardı, anamın emrisinin oğlu. Anasından doğmuş bıyık büyüdürdü. Ben de zaten 16 yaşlarında falan bıyığa başladık. Kesemiyoruz. Yani bizim şimdiki bu... köye döndüm bugün, enişte mi işi vardı? Kendi bıyığımızın... Ülkede işi varmış da beraber geldik enişte. Onun için büyütüyoruz. Ses seslenmez. Sadece beraber geldik enişteyle. Gidiyorum varım sülalede bıyıklı işte. Sembolüm yani. Benim sembolüm bu. Dediniz ya, ben dedim ulan bunlar kimseyi tanımaz elden bizim. Ne kardeşler, dayılarımız tanıdık. Doğru gittiler elden bunlar. Pınar'ın başına gittik. O ne ya? Ne?
Yukarıya. Evet. Ama bulamadık bunu abi, bulamadık. Mehmet Ağa'ya şeyi anlattır bu. Kahvede ocağı yaktığı zaman sobanın içerisine gaz lambasını koyan adam işte bu. Onu anlatsın ha. Onu anlatsın. Çek. Bir 60 günüydü. Şey buna bak. Her gelen bir ateş şey, odunu alır, hemen sopaya doldururdu. Ben de şey demezdim, her gün odun dayandıramazdım. Millet camiye gitti, kış günü kar vardı dışarı, soğuk. Millet camiye gitti, ben de kömürü alırdım, ocağı aldım. O zamanlarda tut yok ya. Hemen yatağına lambaya bir tantı koydum, altına lambaya koydum. Geldi, esirinler, esirinler yok, esirinler yok. Ya niye işme, elleme onun işi. Ağaç durardı, lamba. Ulan kralım diye durardı, yok kırmayın diyor. Kim yapar bunu ya? Kim yapar? Ben dedim, şu döker. Hop, Mehmet Ağa kahveye bakar, çay yapar. Herkes, o zamanlarda elektrik yok ya. Gaz lambasıyla herkes aydınlanıyor. Camiden çıkmadan önce Mehmet Ağa sobayı yakar. Camiden çıkanlar sobanın başına gelir ısınmak için. Bir gün geç kalıyor Mehmet Ağa. Kahveyi açıp sobayı yakmaya gecikiyor. Ama şeyden de camiden de çıkmak üzereler. Şimdi yaksam diyor yetişmez diyor. Ulan diyor bunu ne yapıyor? Sobayı yakmadan sobanın içerisine gaz lambasını koyuyor. Elektrik yok ya. Şimdi sadece sobanın kapısından aydınlanıyor. Hepsi o kadar. Yanıyor gözüküyor. Şimdi camiden çıkanlar geliyor sobanın başına ellerini uzatıyorlar böyle. Isınmaya çalışıyor. Ya soba yanıyor ama şey yok, ısı yok. Isı yok. Ya ne oldu falan ne derken birisi kapağını bir açıyor, içinde bir baksak ki gaz lambası var. Kim yaptı, kim yaptı bunu falan ne derken sonunda Mehmet Ağa ortaya çıkıyor. Ya yok dedim, ya su yok ettim. Kim yaptı bunu dedim. Bak. Karşıya. O samimiyet. Böyle şakalar yapılırdı, gülünürdü. Eğlence, köyün eğlencesi böyle olurdu. 400-500 hane köyüydü. Evet, 400-500 hane köyüydü burası. Evet, merkezdi burası. Merkez köyüydü. Değil mi? Merkez köyüydü burası. Evet, merkezdi. Kanlıca, Kumcu, Nasırlar, Karakaya hep geliyor, toplar. Evet. Hele cumayelerde hep bu dağlar geliyor. Evet. Başka zaman da gelirdi de, 4-5 tane davar keserdik cumayelerde. Evet. Burada kasap vardı, biraz caminin karşısında. Keser. Bombaşka yazı dolu, yazılı dolu. Dolu diye okur. Okur. Evet. Yani öyle bir şey. Şimdi yer avcı kulübüne vardı mıydı? Yalan söylermiş. Uçarca geldi, uçarca geldi dediler. Demiş ki, ulan demişler, dün olanı sormaya. Niye? Ulan bu alaban veri baktı mıydı? Bir şey etmez. Sesini çekilen ağzını almış, kaç gidiyoruz. Peşinden koştum. Kova, kova, kova. Tosmalı'ya vardım, cevaptı dedi, ağzından düştü, aldım gittim dedi. Ama Karakayalılar bunu Kebenlilere uydurmuş, değil mi? Karakayalı çok... Ne diyeyim ha? Ne canlar çaydan? Eskiden nasıldı bayramlar? Eskiden bayramlar daha güzel idi. Gelen giden olurdu, şeker verirlerdi. Şimdi kapıyı açan yok. Kapıyı açan. Şeker de kalıyor. Kolonya da kalıyor. Hepsi kalmış. İlk gün işte kahvaltı hazırlarsın. Davar kesilir, kavrulurlar, yiller, içerler. İşte kendikliydi. E amanliği yok değil. Kesen gidiyor, kesen gidiyor. Kalıyorsun yalnız. Şeker de kalıyor, kolonya da kalıyor, yiyen yok, çocuk yok, çocuk! Öyle bu çocuğa ihtiyacım. Doğru, doğru, hep öyle. Karaman'da biz de öyleyiz. İki kişiyiz biz de işte, çocuklar gelir, torunlar gelir, işte onun için çiğ deriz.